Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ama mavecet nali abana, yani işte Latların çocukları, Menatların çocukları, Uzzaların çocukları, İsafların çocukları, Nailelerin çocukları, Zeuslerin çocukları, Afroditlerin çocukları, Yezdücitlerin çocukları. Biz atalarımızın yürüdüğü yolda yürüz diyorlar. Güneşe karşı gözlerini kapatıyorlar veya sırtlarını dönüyorlar. Gölgelerini önlerine alıyorlar ve kendi gölgelerine takılıyor. Hakikati görmez oluyorlar. Diğer bir husus da imana girmeye mani. Bak, mani bu. Bakış inhirafı. Bakış inhirafı öyle geniş, öyle kapsamlı bir şey ki hafizanallah. Her yönüyle bir Allah belasıdır. Şimdi insanlığın itaat tablosuna bakarken bakın o bakışlardan bir tanesi şu. Diyor ki bu efendim Abdülmuttalip'ten geriye kalmış Ebu Talib'in yetimi. Fakir. Efendim o yetime canlarımız kurban olsun. O bir hemta yetim, inci, mercan demek. Ona canlarımız kurban olsun. Allah adım adım onu takip etmeye bizi muvaffak eylesin. Ama bakış bu olunca, Velid İbni Muğire'ye veya işte Urve İbni Mesud'a bu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Taif'te falana, Mekke'de filana peygamberlik zengin yani onlar. Şöhret şiar insanlar, müşarun bilbenan insanlar, parmakla gösterilen insanlar, pembe, turuncu saraylarda yaşayan insanlar. O gün yattan bahsedilseydi, yatta yan gelip hayvan gibi kulaklar üzerine yatan insanlar. Onların gözlerinde onlar büyük görünüyordu. İlle de semavi bir büyüklük takdir edilecekse şayet, bu şeklen yani, fil gibi, gergedan gibi büyük olanlara filan. Bilmiyorlardı ki esasen keyfiyet itibariyle bazı küçük şeyler vardır ki hani amelde olduğu gibi. Şahıslarda da öyledir. Şahıslarda da mesele öyledir. Onun bir zerresi başkalarının batmanlarına tereddüt eder. Üstün gelir. Bakış inhirafı. Mesele yanlış değerlendirme. Ebu Talib'in yetimi olarak baktığınız zaman arkasından gidemezsiniz. Fakir olarak gördüğünüz zaman gidemezsiniz. Bilmiyorsunuz ki, bilemiyorsunuz ki bütün Enbiya-i İzam hepsi aynı çizgide gelmişlerdir. Ve hepsi aynı şeylere maruz kalmıştır. Aynı cendereden geçmişlerdir. Aynı sıkıntıları yaşamışlardır. İnsanlığın iftihar tablosu da aynı bakışa, aynı değerlendirmeye bilmiyorum o tabirle derken maruz kalmıştır. Doğru olur mu? O maruziyetleri bile elimin tersiyle iterim. Çünkü gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. Yunus ondan öğrenmiştir o meseleyi. Evet, bakış inhirafı bu. Bu da imana girmeye mani olan şeylerden hafizanallah. İmana girmeyince ne olur hafizanallah? İnsan şirk içinde kalır. Girdikten sonra bu millet virüslerle dışarıya atılacaksa Hazreti Pir bu virüsleri bir yönüyle hücumatı sitte diyor. 6 tane. Detaylarıyla bunları saymaya kalktığınız zaman 60 tane dersiniz. Hücumatı sittin. 60 tane virüs, hepsi tek başına insanı yere serecek mahiyette. Çoğaltabilirsiniz bunları, dünya sevgisi gibi, dünyayı ahirete tercih etmek gibi, rahatlık tutkusu gibi, korku belası gibi, alkışlanma arzusu marazı gibi, illa başta kalma sevdası gibi,
kendi çevresini kayırma marazı gibi. Çoğaltabilirsiniz bunları. Bunlardan bir tanesi bile adeta bir veba mikrobu gibi, bir AIDS mikrobu gibi, bir kanser tümörü gibi insanı yere serecek kadar bir Allah belasıdır. Bir de ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi bir insanın tepesinde kümelendikleri zaman vallahi onda ne beyin bırakırlar, ne nöron bırakırlar, felç ederler duygusunu da, düşüncesini de, ihsas dünyasını da, ihtisas dünyasını da, hayvaniyetten sıyrılma hissini de, kalp ve ruhun dereceyi hayatına azim duygusunu da felç eder, bütün felç eder. Hafizan Allah. Maraz bunlar. Günümüzde de devrilen insanlar, belli şeylerle peylenen insanlar, esasen bu marazlardan, bu virüslerden bir tanesini kapmıştır. Bu marazlardan birini kapmıştır, peyleniyor. Bazısı paraya peyleniyor, bazısı alkışa peyleniyor. Bazısı bohemlik yaşamış, kirli tablolar sergilemiş, birileri de bunları disketlemiş, cipleştirmiş, karşılarına koymuş onların. Bundan sonra benim azat kabul etmez kapı kulumsun demiş. O da eyvallah demiş ona. Hani eyvallah Arapça bir kelimedir. Naam, vallahi öyle. Kur'an-ı Kerim'de kullanır bunu. Mevlevilikte yaygınca kullanılan bir şeydir. Eyvallah derler. Efendim eyvallah her şeye. Kimisi şuna eyvallah der. İşte bohemlik yapmıştır. Ve ondan sonra da önlerine konulduğunda böyle kâmeti bâlâ gibi görülen bu insanlar birdenbire hiç farkına varmadan asa gibi bükülürler. Allah karşısında rükû, Allah karşısında secde, bu defa insanlar karşısında rükû, insanlar karşısında secde etme mecburiyetinde kalırlar. Çıkarlarını kaybetmemek için.